Evet, Hüyüklülerle sohbetimize devam ediyoruz. Sizi de tanıyalım biraz. Evet, ben Ramazan Gümüşok. Yazları buradayım, kışları Ankara'dayım. Yazın ne yapıyorsunuz burada? Vallahi eşle dostla böyle temiz havada, bu köyümüzün yöresel otları vardır. Yelmektir, madamaktır, ifelektir. Bunlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Yani özlüyor musunuz burayı? Çocukluğumuz burada geçti. Şimdi şu gördüğün tepelerde hepsinde anılarımız vardır yani. Ne anılarınız var? Bir tane anlat. Şimdi biz küçükken sığırın önüne giderdik, buzağının önüne. Hani çocuklarla arkadaşlarla araziye gider, orada patates gömerdik. Yani böyle közlerdik. Ve köyün merkepleriyle, yani affedersin, eşeklerine yarış yapardık yani. Bir gün bu inning bird'e patates gömdük, bekliyoruz. Karşıdan bir bölük asker açtı geliyor. Şimdi o zaman, yani bu 61'de falan oluyor, 60'lı yıllarda. İki tane jandarma ayrıldı geldi. Dediler ki, kardeşlikler ne yapıyorsunuz? Ey dedik, böyle böyle. Sizin dedi, buralara hiç yabancı geldi mi? Başımdan geçen bir anıyı anlatıyorum. Şimdi ben küçüktüm, anam rahmetlikle komşunun hanımları konuşuyordu. Bir gece komşunun avlasına birileri girmiş. Komşunun beyi su dökmeye, tuvaletler dışarıda ya, dışarı çıkınca kapının arkasında çan varmıştı eskilerde hani. Çan çalınınca avladan bir iki kişi kaçmış. Ben de bunu duydum. Yani çocuğuz ya. Kulaktan duyma, anlatıldı, siz dinlediniz. Şimdi jandarmalar dedi ki, sizin köye hiç yabancı geldi mi? Ben hemen atıldım oradan. Bunu dedi, anlattınız. Ki böyle gelmiş, böyle böyle dedim. Hadi kardeşlikler dedi askerler. Bir kabutlu, hani kabut dediysem uzun parkeli, böyle eski polis şapkalı birisinin yanına götürdü. Ona benim anlattığımı anlattı. Şimdi yolda giderken amcamın oğlu var, benden 2 yaş büyük. Onlar biraz geri geri kalıyorlar. Askerler dedi ki, yürümsene dedi. Ben de şimdi onlara dedim ki, biraz yürümsene dedim. Sen söyledin, sen yürü dedi. Ha dedim, burada bir şey var. Yanlış yapmışım ben. Yanlış yapmışız dedim. Geldik o asker kabutlu subayın yanına. Şimdi hani şimdiki subaylar. Benim anlattığımı anlatınca bana sordu. Ben şimdi korktum, başladım ağlamaya. Ben bilmiyorum dedim. Bana 2 palaska vurdu. Ben başladım ağlamaya. Neyse, beni bıraktılar, köye geldiler onlar. Köyün kahraman olayım derken sopa yediniz. Evet. Şimdi ben dedim ki, eyvah dedim, burada bir şey var. Gittim ta köyün aşağı başında bir yere saklandım. Akşam hava karardı, geldim. Şimdi o zaman Çankırım Hapishanesi'nden mahkumlar kaçmış. Ve onları arıyorlarmış yani. Mahkumları ararken bize denk geldiler. Böyle bir anım oldu yani. Siz de böyle yabancı gelen giden gördünüz mü deyince, ilk duyduğunuz anıyı anlattınız. Aynen. Belki beni kahraman ilan ederler diye. Ama sopayı yediniz, öyle mi? Aynen, sopayı da yedik yani. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, sizi de tanıyalım biraz. Ben Şuvaya Bassan. Siz neler yapıyorsunuz? Hüyüklüsünüz. Nasıl zaman geçiriyorsunuz? Vallahi ben bunca zaman biraz esnaflık yaptık. Burada mı? Ankara'da mı? Seneli bakkal çalışıyorum. Köyde. Hüyük'te. Köyde, burada. Fakat çoluk çocuk kalmayınca millet çekildi. 110 haneydi burası. Kaldı. İhtiyaçları vardı o zaman. Şimdi 28 hane, kışın 28 hane çocuk yok. Hep evde 2'şer kişi. Hanımlar, kime, amcalar oturuyorlar. Kime satan bunu? Bebekmeci olmayınca kapattık dükkanı. Şimdi çiftçilik yapıyoruz. Burada yani, bakkal yok herhalde şimdi, var mı? Bakkal yok, bakkal yok. Traktörüm var, kendim çiftçilik yapıyorum. Hanım teyze nerede? Burada. Burada mı? Görevli orada ya. Ekmek yapıyor bize. Görevli. Orada görevli. Yapacak. Sağ olsunlar ya. Geldiler buraya, hem teyzelerim hem amcalarım, hem sohbet ediyoruz hem ekmek yapıyorlar bize. Hepsinden Allah razı olsun. Ömer amca ile Ayşe teyzem var yanımızda. Uzun yıllar birlikte hayatlarını geçirmişler. Hala da geçiriyorlar ama çok keyifli bir çift. Şimdi onları tanıyacağız hemen. Önce Ayşe teyzemden başlayayım ben. Ayşe teyzem nasılsın? Çok güzel, çok iyiyim yavrum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben hayatımdan 63 senedir geçiniyorum, çalışıyorum. Yattık, kalktık, ottuk.
geçirdik dünyayı. 63 yıl geçti. 63 yıl geçti. 6 tane erkek çocuk var. Allah bağışlasın. Abi, nasıl de... Ömer amcayla aran nasıl? Aramızda su sıçmıyor. Su gibi gidiyor. Maşallah Ayşe teyze. Yok mu hiç kavga dövüş etmiyor musunuz? O zaman gençlik dolmuştur da şimdi ne kalk olacak. Hadi de hayır yok, ben de hayır yok yavrum. Şimdi diyor ki Ayşe Hanım ne derse o oluyor diyor. Doğru söylüyor. Şimdi kavgayla kulağı duyuyor ya. Kulağı ağır duyuyor. Ömer amcamın Ayşe teyze diyor ki kulağı duymuyor ya, konuşayım diyor. Peki gençken hep onun dediği oldu, şimdi senin dediğin oldu. Bu işler sırayla. Devir döndü. Devir döndü artık, Ayşe teyze Ömer amcaya laf bırakmıyor. Ömer amca. Evet. Nasılsın? İyiyim. Ayşe teyze diyor ki aramızdan diyor su sızmıyor diyor. Sızmaz tabii ya, biz dedemin kızı ya. Teyzenin kızı. Ya. Ama diyor eskiden diyor hep onun dediği oluyordu diyor. Şimdi diyor ben ne dersem o oluyor diyor. Ne diyor? Eskiden diyor hep onun dediği oluyordu diyor. Tabii şimdi İçişleri Bakanları onlar oldu. Şimdi ben ne dersem o oluyor diyor. O tabii onu diyeceği olacak tabii. Ya bu. Ayşe teyzem diyor ki Ömer Bey diyor Dışişleri Bakanı ama diyor içeride de dışarıda daha hakim benim diyor. Doğru. Esak. Hakimiyeti eline almış Ayşe teyzem. Ömer amca yandın. Çok çok iyiyim Allah'a şükür. Böyle böylese anam dille orada da gitmiş konuşmuş dille uşakla şimdi. Konuş Ayşe teyzem, buradan ne söylemek istersin evlatlarına? Canları sağ olsun, hayırlı kazanç versin. Allah alaylarından, taburlarından, ümmeti Muhammed'den ayırmasın. Amin amin. Bütün millete hayırlı kazanç versin. Allah doğru yoldan ayırmasın. Harama kuşak çezmesinler. Ben bunları istiyorum çocuklar. Amin amin. Büyüklü hanımlar ekmek yapıyorlar bize, bahçeye tandırı kurdular. Önce tereyağıyla yağladık herhalde, kolay gelsin. Zeynep teyzem bazlamaları kızarttı. Etrafındakiler de bakıyor ne zaman olacak da arasını açıp şöyle tereyağı, peynir falan sürüp de koyup da yesek diye. Böyle hepsi bitmeden yemeye başlıyorlar mı Zeynep teyze? Bitince yerler işte, hepsi bitince. Sen daha kızartmaya başladığında alan olmuyor mu? Yok, hepsi biter ondan sonra yerim. Vermiyorsun yani. Vermem. Zeynep teyzem bazlamaların hepsi pişmeden asla kimseye vermiyor ama bana bir ayrıcalık tanıdı galiba. Diyor ki hemen hemen diyor bir tadına bak bakalım diyor. Benim özelliğim mi? Sen, sağ olasın Zeynep teyzem. Allah razı olsun. Misafirlere hürmet var. Tabii. Bak çok güzel. Tereyağı da olsa iyi. Daha sıcağı üstünde tereyağı da olsa güzel olur diyor da şöyle bir bakıyorum hemen tadına. Sıcak sıcak vallahi. Arasını açıp yağ peynir sürünce hiç düşünemiyorum kaç tane yiyebileceğimi. Kaç tane yesin afiyet olsun. Sağ ol Zeynep teyzem, ellerine sağlık. Sağ olsun sizden de. Bazlamalar pişmeden önceki halini göreceğiz şimdi. Önce burada bir sofra tahtasının üzerine hamurlarımız gördüğünüz gibi dizilmiş, üstü bezle örtülü normalde. Zeynep teyzeme veriliyor elinde görülen tahtayla. Zeynep teyzem elinde biraz daha açıyor o hamuru. Sağlı sollu açıyor Zeynep teyzem hamuru, sonra sacın üstüne koyuyor, altını üstünü kızartıyor. Hamurlarımız da kurumasın diye üstü bezle burada örtülüyor. Teyzeciğim kolay gelsin. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ne yapıyoruz? Uğraşıyoruz işte, malak hamuru dokuyoruz. Ne hamuru? Malak hamuru. Malak hamuru? Evet. Ne demek o, helva gibi duruyor. Ne sersen sen işte, malak hamuru diyoruz biz buna. Nasıl yapılıyor? Suyu kaynatıyorsun. Suyu kaynatıyorsun. Onun yanına getiriyorsun. Oklavayla karıştırıyorsun. Birisi de kuyuyor. Onu karıştırıyorsun.
Mala hamuru oluyor. Mala hamuru oluyor. Sonra üstüne toz şeker döküp yeniyor mu? Nasıl? Toz şekeri döküyoruz. Tereyağı döküyoruz. Tereyağlı toz şekerli, ondan sonra da yeniyor. Tereyağı bol seven bir memleket Hüyük anladığım kadarıyla. Burada mı yapılıyor tereyağı da? Burada yapılıyor. Onun için bol bol yiyorsunuz. Dokunmuyor mu? Kimi de dokunuyor. Tereyağımız da geldi. Üstüne teyzem tereyağı gezdirecek şimdi. Yavaş yavaş. Ne güzel koktu teyze. Tereyağı güzel kokar. Öteki yağla gibi mi? Yemeklerimizin hepsi oldu. Hüyüklü kadınların eline sağlık diyoruz. Marifetli hanımların sofrasını görüyoruz, izliyoruz. Şimdi kimler ne yapmış onu söyleyeceğiz. Zeynep teyzem var yanımda. Zeynep teyzem bazlama yaparken gördük zaten, değil mi Zeynep teyzem? Çörek de yaptım. Peyniri de getirdim. Peyniri de elleriyle yapmış Zeynep teyzem. Çöreği de elleriyle yapmış. Onları da getirdi sağ olsun. Allah razı olsun. Hep birlikte yiyeceğiz şimdi. Afiyet şeker olsun. Sağ ol. Hakkını helal et Zeynep teyzem. Helal olsun. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Sağ ol teyzem, sen de. Siz ne yaptınız? Ben de bunu lokma yaptım. Lokma yaptım. Onu ben yaptım diye yutturamazsınız. Biz ustayı çektik yaparken. Ben araya kaçıyorum. Hırsızlık yeşil, yapıyorum yeşil, ben. Yeşillik var ya şu. Ha, dolmayı yaptım. Dolmayı yaptınız. Ne yaprağı o? Çalba. Çalba. Panca. Tepeler olsun özgür. Çalba yaprağıymış. Çalba ne demek? Ot tepelerimiz dolu. Herkes bilmez bunun yenir bir şey olduğunu. Ben ilk defa görüyorum. Seni görsün diye. Ben göreyim diye şimdi çalba yaprağından iç hazırladılar. Ispanak gibi. Ispanak gibi bir otmuş bu da. Yaprak sarması gibi içine içi koydular, sardılar. Teyzem de bunu yapmış. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun teyzem. Sizin ayağınıza sağlık. Sağ olun. Şöyle araya geçeyim mi ben? Geçebilirim. Teyzem sen ne yaptın? Ben de mala hamuru yaptım. Mala hamuru yaptı evet. Teyzem de. Evet. Malak hamuru değil mi? Malak hamuru evet. Bunu zaten yapılışını anlatmıştık. Tatlı niyetine. Tatlı niyetine. Tatlılarımız çok çeşitli. Bu yufka ekmekten de yapılıyor, malak hamuru diye de yapılıyor. Eskiden böyle baklavalar falan yokmuş herhalde. Eskiden baklavalar vardı da böyle bir şeyler yoktu. Geleneksel tatlılar bunlardı. Evet. Büyüklerinizden böyle gördünüz siz de. Evet, evet. Peki bunlar mı güzel şimdi hazır tatlılar mı? Bunlar güzel. Elde yapmalar zaten güzel. Elde yapmalar daha güzel oluyor diyorsun ha? Ha ver onunla çubuğunu. Ha çok güzel bizim şeyimiz. Ben de ilk defa yiyeceğim malak hamuru diyorlar. Tatlı. Teyzem küçük bir şeyden. Heh, o yeter. O yeter teyzem. Anam yağlara ballara batırıyor teyzem verecek şimdi. Hem yapıyorlar hem de elleriyle besliyorlar bizi sağ olsunlar. Şimdiki hazır tatlılara göre çok daha hafif bir tatlı. Hüyük köyünün, genelde İç Anadolu kültürünün en bilinen tatlılarından. Şimdi çok yapılmasa da eskiler biliyor galiba değil mi? Evet tabii. Yeniler çok bilmiyorlar. Yeniler çok bilmiyor. Şimdi artık arıyorlar pastaneleri, sipariş veriyorlar. Ha, şimdiki kadınlar kendini yormuyor. Hep bizlereydi o şeyle. Şimdiki hanımlar yormuyorlar tabii ekmek ki. Ekmek ideye de ölüdük bazlama yapa yapa. Şimdi artık hazır alıyoruz. İriğine, gazeline tabii. Neyle? İrikle, gazelle. Hani inekler iriliğe yemeye ya koca koca, ona iri deriz, onlarla yapıyorduk. Ya işte onlarla yapılıyormuş eskiden ama şimdi artık bir telefona bakıyor hepsi. Hazır hazır geliyorlar, istiyorlar. Şimdikinin karlarda bizden çürük. Biz daha sağlam, eski toprak. Eski toprak sağlam oluyor. Dört tane kızım İstanbul'da, üç tane. Onlara gider inşallah bununla. İnşallah. Hadi el salla buradan onlara. Hadi kızım size güle güle. Çok selamlar yavrularım. Teyzem sen ne yaptın? Su böreğinin önünde ben duruyor. Ben su böreği yaptım yavrum. Bizim meşhurdu bu su böreği. Ellerinize yaparız, sağlık. Suya atarız, güzel yemesi güzeldir. Nasıl hazırlıyorsun hamurunu? Nasıl yazıyorsun? Nasıl atıyorsun? Hamurunu güzelce yumurta kırarım. Yoğurtla yumururuz, güzelce yazarız. Suyu da atarız. Sudan çıkarız, sineye döşeriz. İçine avgudunu koyarız, içine yağsını. Neyini koyarsın içine? Avgudunu. Avgudunu. Kıymalı yap veya yumurtalı yap. Maydanozlu. Avgudu iç oluyor. Peynirli, maydanozlu ya da kıymalı oluyor su böreği. Bu neli? Bu peynirli. Peynirli yapmış teyzem. Bize ellerine sağlık diyoruz. Yerim bir tane istersin. Bir tane yiyelim. Bizim meşhur tatlısı. Çok güzel olur. Güzel yapacağım. Helal olsun. Ellerinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Su böreği olur da güzel olmaz mı? Dur ya. Şimdi yine geleneksel bir tatlımızın yanındayız. Yufkayla yapılıyor.
Bazlamamız da burada. Bazlamayı anlatacakmışım ben. Bazlamayı anlatıyoruz şimdi. Bizim meşhurdur buralarda bazlama yaparlar. Yaz kış devamlı bazlama yaparlar. Güzel hamur, mayalı hamurdan yaparlar. Yumuşak olur hamuru. İlk önce mayalandırırız, ondan sonra beze dökeriz, pazılarız. O tekrar bir daha mayalanır, ondan sonra sadece pişiririz böyle yavaş yavaş. Altını üstünü pişirirler. Arası açılıyor mu pişince? Çok kabarırsa açılır, yoksa normalde açılmaz. Hep diyorlar ki arası açılırsa diyor bazlamanın piştikten sonra o bazlama güzel bazlamazdır diyorlar. O her zaman olmaz. Her zaman olmuyor. Evet. Şimdi Hüyük'te bakkal yok. Her zaman da dışarıya gidilmiyor ekmek evet. alınmaya. Ama şimdi artık şey yapmıyorlar yani köyde de yapmıyorlar artık. Herkes hazır ekmek alıyor. Ekmekçi geliyor gidiyorlar alıyorlar. Artık hazır ekmek alınıyor. Kimsenin artık buradaki insanlar da yaşlanmışlar. Yaşlı gözleri de kesmiyor artık zaten yapmayı. Yaşlı zaten genç yok öyle. Gelen olursa fırsattan istifade yaptırıyorlar. Yapılıyor yani yoksa ki devamlı yapılmıyor. Yani. Eskiden hazır ekmek yoktu yoksa değil mi? Yoktu tabii. Şimdi böyle yani. Teşekkür ediyoruz hanımefendi. Aynı zamanda başkanımızın da eşi, Hüyük Dernek Başkanı'nın da eşi. Ellerine kollarına sağlık diyoruz kendisine. Evet teyzem sıra geldi cızlamaya. Evet. Cızlamalarımızı yaptık. Çok zahmetli bir iş bu. Evet. Cıvık oluyor hamuru göstermiştik sizlere de. Evet. Sacın üstüne dökülüyor ama onun bir kararını ayarlamak lazım. Ne kalın olacak, ne ince olacak. Evet, evet. Altı pişti mi, pişmedi mi? Altı bunun ağır yanacak yani. Hızlı yandığı zaman saçtan atıyor dökerken. Atıyor, parçalanıyor ondan sonra. Pişecek. Evet, biraz da buna az bir maya giriyor. Maya gelmeden olacak ki o zaman pişmiyor mayası gelince. Tam onun zamanını ayarlamak evet, gerekiyor zamanı zaten. Olacak. Çevirmesi de bir dert, arka evet. tarafını pişirmesi de bir dert. Evet, evet. Gerçi alışkın hanımlar, marifetliler, yapıyorlar ama. Evet.